Autodesk Inventor, kesme işlemlerinin tanımlanması için özel bir araç sunmaktadır. Saç modelleme altından kesme dosyamızı açalım. Öncelikle kesme işlemi için kullanacağımız kesitlerin tanımlanması gerekir. Düzlemi seçip bunu yeni bir eskiz düzlemi olarak tanıtıyorum. Burada görmüş olduğunuz BioFill Face komutunu kullanarak bu düzlemi seçiyorum ve ona tam dik karşıdan bakıyorum. Kesme için kullanacağım kesitleri tanımlayabilirim. İlk kesitim bu. Bunun boyunu tanımlayalım. 15 milimetre. Burada görmüş olduğunuz kenardan mesafesi de 3 milimetre. Dış kenardan mesafesi için de 25 milimetrelik bir ölçü tanımlayalım. Son olarak boyunu da 40 milimetre verelim. Finish Sketch ile yeniden modelleme ortamına dönelim. Kesme işlemi için kullanacağım komut, Modify paneli içerisinde yer alan Cut komutudur. Cut komutuna girdiğimde benden profili seçmem istenir. Daha sonra yönünü belirtebilirsiniz. OK dediğim an kesme işlemi uygulanır. Şimdi farklı bir düzlemde yeni bir kesme kesiti tanımlayalım. Üst düzlemi işaretledim ve sağ tuş menüsünden New Sketch ile devam ettim. Üst düzleme dik bakalım ve basit bir dikdörtgen profil tanımlayalım. Ölçüler verebilirsiniz ama bizim burada anlatmak istediğimiz kesme komutunun farklı bir kullanımı. O yüzden ölçü vermeden devam edebiliriz. Finish Sketch ile devam edelim. Kesme komutuna yeniden girdik. Kesitimizi seçtik. Kutu kutusunda görmüş olduğunuz Cut Across Band seçeneğini kullanırsak eğer ve işlemi uygularsak elde ettiğimiz sonucu model üzerinde görebiliriz. Autodesk Inventor bükme işlemini dikkate alarak kesme işlemini buna göre uygulamış oldu.